Hoş geldiniz. Nasıl yapabiliriz? Drone'umuzu şu şekilde tasarladığımızda şarj istasyonunun üzerinde otonom olarak görüntü işleme teknikleri inişini sağlamak, indikten sonra bazı konnektörler aracılığıyla şarj edip tekrardan görevine devam ettik. Kapıçlar içeride. Kapıçlar üzerinde konnektörlerimiz olacak. O konnektörler aracılığıyla şarj edilmesini sağlayacağız. Kendi kendisini şarj edip görevine devam etmesini sağlayacağız. Peki şu anda kaç dakika kalıyor? 10 ila 15 dakika arasında. Üzerine bağlı durumlar, pil değiştirilirse bu süre artsa da biliyor, azala da biliyor. Bu pillerin artması bizim için bazen dezavantaj oluyor, ağırlığı artıyor. Pilim burada. Aha, pil, evet. Artık otomobil yok. Otomobilin dışında bir tane teneke kutu var ama teneke kutu değil yani. Esas otomobil içindeki yürüyen bilgisayar. Yani yeni dönem mekanik bir şeyi üretmek değil, o mekaniğin içerisindeki teçhizatı, donanımı bir bilişim teknolojilerini kullanarak dijitalleşmiş ortamda araçlar ve ekipman üretmek anlamına geliyor. Ve her şey uzaktan kumandalı hale gelecek. Artık insansız hava araçlarını yaptığımız bir süreçte insansız otomobilleri de Türkiye yapabilecek güce geldi. Ve bunun altyapısı var. İnşallah yeni üretmeye çalıştığımız otomobilimizde biz gerçekte bir yürüyen bilgisayarı yapmaya gayret ediyoruz. Yani donanımı, teçhizatı, üstündeki yapısı, algılama teknikleri, sensörleri, motor teknolojisi, elektrikli araçlara doğru hızla bir geçiş oldu. Deminden beri gazeteci arkadaşlar nereye doğru gidiyor diye soruyorlar. Çok iyi bir yol aldığımızı söylemek istiyorum orada ama ciddi bir yazılım arifesindeyiz. Yani aracın mekaniğini yapmak enteresan olmaktan çıktı artık Türkiye için. En kolay işlerden bir tanesi. Artık ondaki yazılım, donanım ve ekipman birinci sıraya geçti. Bakanlık olarak da biz de bu altyapıya ayak uydurmaya çalışıyoruz ve hızla orayı destekleyecek mekanizmalar geliştirmeye çalışıyoruz. Ülkelerin ekonomik kalkınmışlığı ve toplumsal refah düzeyinin artırmanın yolu küresel rekabet gücünden geçmektedir. Bu alanda yaşanan rekabetin amacı dünya ekonomisinden daha fazla pay almaya yöneliktir. Bu payın temel belirleyicisi bilgi üretip teknoloji geliştirerek küresel rekabete uygun, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünler üretmektir. Katma değeri yüksek ve ileri teknolojili ürünlerin geliştirip üreten bir toplum hale gelebilmenin yolu da insan kaynağının niteliğini yükseltmekten ve araştırma yapısını geliştirmekten geçmektedir. Bu noktada ülkemiz sanayisinin rekabet gücünü ve verimliliğinin artması, gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatmasını sağlayacak en önemli husus bilim ve teknolojide sağlayacağımız ilerlemedir.